Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bulutlu bir İzmir gününden merhaba diyorum herkese. Oğluşum bugün birazcık erken uyandırdı beni. Sonra tekrar uyuduk, tekrar uyandık. Derken böyle biraz sersem gibiyim. Saçımı başımı bile toplamadım. Normal ev haliyle bir video başlatayım dedim. O da şimdi yanımda oyun oynuyor. Birazdan onu da göstereceğim sizlere. Güzel bir gün geçirmek istiyorum. İnşallah Allah nasip ederse. Akşam yemeği falan yapacağız. Evimiz genel olarak derli toplu. Belki bir misafirimiz falan gelecek kahveye. O yüzden böyle dedim ki bir eve süpürge falan tutalım istiyorum yani. Bir de tozları falan alırım yetiştirebilirsem. Oğluşum durursa tabii ki. Çünkü hiç müsaade etmiyor bana. Sürekli yapışık ikiz gibiyiz. Yan yana oturuyoruz. Ben yanında oturmazsam oturmuyor. Ben nereye gidersem peşimde kuyruk. Ben nerede o orada. Hani böyle bazen otururken bile kucak kucağa oturuyoruz. Tek başına oturmuyor. Nedense bugünlerde böyle düşkünlüğü birazcık daha arttı. Ama olsun, iyi ki böyle düşkün. Değil mi annem? Böyle yavaş yavaş da yürümek için hareketlerde bulunuyor. İşte böyle dimdik ayakta duruyor. Bir adım, iki adım atmaya çalışıyor falan. Zaten elinden tutunca yürüyor biliyorsunuz. İnşallah ilerleyen günlerde de yürümüş olur. Erkek çocukları bazen geç yürüyüp geç konuşabiliyormuş. Mesela benim kardeşim de geç konuşmuştu. Oradan biliyorum. Öyle yani. Onun dışında çok da farklı bir durum yok hayatımızda. Aşkım işe gidiyor. Biz evde oluyoruz. İşte evde vakit geçiriyoruz oğluşumla beraber. Havalar da soğumaya başladı artık biliyorsunuz. Çok fazla dışarı çıkmıyoruz o yüzden. Yani arada bir işte güzel güneşli havalarda çıkıyoruz. Bugün çok bulutlu mesela. Çamaşır falan bile serilecek bir hava yok. Bayağı nemli dışarısı. Bu arada dün de sularımız yoktu. Dün akşam bakım varmış. İşte sabah akşam 6'da kesilecek dediler. 6'da kesilmedi ama 7'yi geçiyordu kesildiğinde. Sabah 11'e kadar falan yoktu sular. Sonra biz uyuduk zaten oğluşta. Ne zaman geldi bilmiyorum ama gelmiş sularım da çok şükür. Sadece böyle kahvaltı bulaşıklarımız vardı. Onları da makineye yerleştiririm. Dün böyle sular gidecekti ya, kovalara sular doldurdum. İşte mutfakta tencereye koydum. Leğenlere koydum. Seni de çekeyim anneciğim. Yani böyle önlem falan almıştım ama neyse ki çok fazla su kullanmadık. Bu da iyi. En azından böyle tuvalet için falan, banyo için gerekli oluyor. Annem gel, ağlama, tamam seni çekiyorum. Hemen oğluma döndürüyorum kamerayı. Oğluşum da şu an oyuncaklarıyla oynuyor. Bu legoları o kadar çok sevdim ki size anlatamam. Ben bile oynuyorum onunla beraber. Çok eğlenceli oluyor. Bu arada birazcık ateşli bizim oğlan, çoraplarını da çıkarmış. Ama çorapsız olmaz değil mi annem? Dur çıkaralım hepsini. Hadi çıkar çıkar. Dün böyle büyük bir tane kule yapmıştık. Ama gelin görün ki ateş demir onu parçaladı tabii. Çok sevdin değil mi anneciğim? Çok sevdin ama böyle yanında oturup oynayacaksınız işte. Babası gelince babasıyla oynuyor. Benleyken benle oynamak istiyor. Yani annesine hiç müsaade etmiyor. Ay anneciğim senin işin var mı? Sen git işlerini yap. Ben tek başıma oynarım. Hiç böyle şeyler yok. Değil mi Ateş Demir? Bak bakayım bana. Huysuz. Bir de emzik almıştık oğluşa biliyorsunuz. Şu anda nerede bilmiyorum. Az önce ağzındaydı. Sanırım çıkardı. Şöyle Philips'in emziğini almıştık. Bu arada bu gece emziğiymiş. Gece karanlıkta fosforlu şekilde yanıyor burası. Akşama bakarsınız, uyursa karanlığa götürürsem videomu kapatmadan önce sizlere de gösteririm. İlk başta emmek istemedi. Eski emziğini falan aradı sürekli. Hani neden öyle oldu bilmiyorum. Aynı marka, aynı emzik. Hiçbir fark yok ama nedense emmek istemedi. Başta çok üzülmüştüm. Emmeyecek falan herhalde dedim. Ama neyse ki sonradan sevdi emziğini. Değil mi Ateş Demir? Evet, alo. Alo de. Anneanne de dedi. Söyle baba. Nerede baba? Alo. 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 Anneanne. Alo. Kendi kendine bir şeyler söylüyor. Sabahları uyanıyor. Beşikten bana diyor ki anne kalk diyor. Anne diyor. Biz şimdi biraz oğlumla vakit geçirelim. Ondan sonra birlikte mutfağa geçeriz. Orada yemek yaparız. Evet annem. Kalkıyoruz hadi.
Oğluşum azıcık huysuzlandı. Meğersem uykusu gelmiş. Ona azıcık süt yaptım. Hemen şimdi de uyuyakaldı. Ben de bir an önce süpürge tutamam artık. Çünkü onu uykusundan etmek istemiyorum. Ben de bir an önce akşam yemeği hazırlığına girişeyim. Çünkü birazdan aşkım gelecek. Hava da bulutlu. Sanki saat erkenden kararıyormuş gibi geliyor. Ama bir an önce de yemeğimi yapmam lazım. Çünkü oğluşum da uyandığında acıkmış olacak. Ona da bir şeyler hazırlayacağım. Ona bugün ayrı, bize ayrı yapacağım. Şimdi gelin birlikte mutfağa geçelim. Hem hemen hızlıca etrafı derleyip toplayayım, hem de yemeklerimi yapayım. Zamanla yarışıyorum resmen ya. Bir türlü yetişemiyorum işlere. Neyse ki inşallah altından kalkıyoruz. Sağlık saat olsun diyelim. O zaman hemen mutfağa geçelim. Dün internetten böyle ihtiyacım olan küçük bir market alışverişi yapmıştım. Böyle bir tane de brokoli aldım. Bunun hepsini bir kere de kaynatmıyorum. Bize çok geliyor çünkü. Genelde iki defa da haşlıyorum. Şöyle bunun bir kısmını şimdi ayıklayacağım. Oğluşum da çok seviyor bu arada. O da yer diye düşünüyorum. Yani böyle bir brokoli salatası yapayım dedim. Hatta limon da sıktım şöyle hazır hemen. Dedim limon kabını birazdan yıkarım. Sosu hazır olsun. Şimdi bunu hızlıca kaynamış suya atayım. Bu arada bir püf nokta vereyim. Brokoliyi haşlamak, böyle yeşil haşlamak istiyorsanız kaynayan suya tuz atıp ondan sonra brokolinizi koyun. Daha yeşil oluyor. Göreceksiniz siz de. O zaman şimdi hemen hızlıca ayıklayayım ve tencereme brokolilerimi alayım. Suyum kaynadı. Şimdi brokolilerimi de içine atıyorum. Tabii öncesinde tuz attım. Ondan sonra brokolilerimi atıyorum. Tavuklarımı da daha önce soslamıştım. İçerisinde pul biber, kimyon, kekik, birazcık tuz ve karabiber koydum ben. Çok az da zeytinyağı gezdirdim. Böyle bir yemek kaşığından bile azdır. Azıcık böyle birbirine daha iyi emilsin diye beklettim. Şimdi böyle yağlı kağıt koyduğum fırın tepsime koyuyorum hepsini. Sonra da hızlıca fırına veriyoruz. Brokolilerimi haşladım. Ne kadar yeşil olduğunu sizlere de göstermek istedim. Tam da mevsim olduğu için gerçekten çok taze ve çok güzeller. Duman tutuyor. Birazcık soğusun. Hepsini ekşilemeyeyim. Yarın aşkıma işe götürmek üzere de birazını ayırayım. Şimdilik soslamayacağım. Çünkü böyle bu sefer sarımsak kokusu çok böyle ağır geliyor. Ama diğer türlü daha güzel oluyor. Biraz soğuduktan sonra da soslarız birlikte. Ay şimdiden canım çekti vallahi. Bu arada tavuklarım da şu an fırında 180 dereceye ayarladım. Yaklaşık bir 20 dakikada falan pişiyor bu şekilde olunca. Hem daha yağsız hem de daha lezzetli oluyor. Böyle çıtır çıtır oluyor. Sadece bir ara alt üst yapıyorum. Altını üstüne, üstünü altına çeviriyorum. Daha güzel kızarmış oluyor. Oğlumun yemeğini de artık o uyanmaya yakın yaparım. Şimdi gidip bir ona da bakalım ne yapıyor. Oğluşum da burada uyuyormuş. Ay meleğim benim, meleğim. Dinlensin. Şu ayaklara bakın. Neyse ben rahatsız etmeyeyim. Gideyim. Soframızı hazırladık oğlumla birlikte. Oğlum da uyandı. Böyle gündüz ona çorba yapmıştım. Ondan kalan çorba kalmasın. Bugün yensin. Böyle güzel koydum. Tavuklarımız da bu şekilde pişti. Salatamı da bu şekilde sosladım yani brokolilerimi. Oluşuma da şöyle bir parça et yaptım. Şimdi ona da onu yedireceğim. Afiyetle yiyecek inşallah. Görünce benim benim mama deyip durdu. Evet annem mama. Bakayım sana. Mama mı yiyeceksin annem sen? He? Mama. Evet yiyeceğiz annem şimdi. O zaman bizlere afiyetler olsun. Oğlum buradan çıkmadan ben onu bağlayayım yerine. Sakin ol dur. Yemeklerimizi yedik, dedik gibi dışarı çıkalım, hava alalım. Oğluşumu da böyle giydirdim. Mavi mavi çok güzel oldun annem. Parka gidiyor muyuz parka? Hatta söyle anne. Park de. Söyle bakayım. Hazırlanıyor beni. Hazırlandı benim oğlum. Şimdi bizim hazırlanmamızı bekliyor. Dur anneciğim beni bırak. Otur bakayım sen. Otur. Hazır oldu mu hemen çıkacak dışarı. Hazırlandık, dışarı çıkmıştık. Ben de şuradaki markete gittim. Aşkım da oğluşu salıncağa bindirmiş. Ben marketteyken baba oğul vakit geçiriyorlar. Nasılsın aşkım? Çok iyi vallahi. Ona yürüyüşüyoruz deminden beri. İyi yaptınız. Önüne geçiyorum babam. Çok mutlu, çok. Dünyalar onun oldu. Hava da şansımız da çok güzel. Şimdi kardeş de geldi ya. Evet. Gece ilgisi kaydı şimdi. Aynen. Hadi gidelim yavaştan bari. Gidelim. Arkadaşlarımıza gitmiştik. Orada çok keyifli vakit geçirdik. Çocuklar birbirleriyle oynadı. Çok özlemişler birbirlerini. Ateşte böyle oyuncakları paylaşamadılar. Böyle bir ara birbirlerine girdiler. Sonra barıştılar, oynaştılar, kaynaştılar derken
keyifli bir akşam geçirdik. Böyle biraz da sohbet falan ettik. Ne zamandır da birbirimizi görmemiştik. Oradayken çekme fırsatım olmadı. Artık dedim eve geldiğimizde birer kahve içeriz. Çünkü orada çay içtik. Aşkım da böyle hemen hadi artık eve gidelim falan diye tutturdu. Çünkü bu akşam dizisi var. Dizisini izlemek için eve erken geldi. Yani 8.30 geçiyordu işte. Oradan kalktık. 9 olmadan evdeydik. Oğlusunda birazcık uykusu gelmişti. Onu da hemen gelir gelmez uyuttum. Uyudu çok şükür. Ben dedim ki birer kahve yapalım da bari kahve içelim yanında. Dizinle gitmez mi aşkım? Gitmez mi aşkım ya? Dur şuradan koyayım. Yani normalde hemen kahve içerdik biz de bir şey misafirlikte ama. Evet, bu sefer bugün dedik, çay falan içtik. İkramlıklar falan vardı. Onları yederken... Aşkım bir tane dizim var yani. Ya zaten aşkım bir şey dedin bu mi hiç? Bu şeyde arkadaşlar bu arada beni... Show TV'de var ya bu Gelsin Hayat Bildiği Gibi diye. Evet. Belki izleyenler vardır. Yorumlarda falan yazarsanız. Bayılıyorum yani o diziye. Tek izlediğim dizi o benim. Televizyon ben seyretmem normalde. Hiç aram yok televizyonla. Evet. Genelde ben daha çok izliyorum. Ya ben televizyona ses olsun diye, bir görüntü olsun diye açarım yani. Bakmam bile suratına televizyonun da. Ama o diziyi aşırı sardı yani. Evet, bayağıdır böyle ilk bölümünden beri izliyor. Hatta benim de aşkım, ben yazdı işte başladığında. Annemlerde falan kalıyordum böyle. Aşkım bak bu akşam dizimiz var, sen de izle, sen de bil hani konuyu falan. Geldim şimdi beraber devam ediyoruz. Ama güzel, beni de sardı vallahi. Aşkım çok sarıyor ya hani. Aynen. Yani böyle hem romantik komedi hem böyle şey, güzel yani. Ya hem polisiye var, hem aşk var, hem komedi var, hem lise, okul muhabbetleri evet, var. Her şey var. Hani güzel bir konu, konusu da var böyle arkadaşlar. Hani ne bileyim şey, dizi bulamayan, sevmeyen, şey yapmayan varsa geçmişten başlayıp böyle ilk bölümünden başlayıp izleyebilirsiniz yani, tavsiye ederim. Ya normalde Netflix falan izliyoruz ama perşembe akşamları da onu izliyoruz. Yani perşembeleri şey, dizi molası yapıyoruz. Normal televizyon. Aslanımız da oluyor. Zaten şeyde zam gelmiş. Netflix'e de 70 lira olmuş. Ay evet, bunu da buradan söyleyeyim. Biz ilk başladığımızda 19.90 falandı değil mi aşkım? 19.90, sonra 29.90, evet. Yani sonra 40 oldu. Yani 2 yıl içinde oldu ama 2 yıl içinde de birçok şey böyle zamlandı. Doğal olarak ona da zam gelmesi normal aşkım. Ha, bir ara 40'tı, şimdi 70 olmuş diyor işte. Evet. Bir de şey yapmışlar aşkım. Hani istersen yine 40 lira kalsın ama evet, görüntü kalitesi düşecek. Aynen. Ben o zaman ne zaman bu televizyonu niye aldık biz HD? Yani HD kalite olmaktan sonra ne anlamı var? Aynen. Şeyin. Aynen. Oldu mu köpek? İnşallah. Şöyle yakını çekeyim de insanların canı çeksin. Yarın buraya kadar izleyenler olursa kalksın kahve yapsın. Ya muhabbete daldırıyorum. Fazla kaynatıyorum. Sonra köpüksüz oluyor. Alsın yine iyi ya. Hiç yoktan iyi baksana. Biri köpüklü oldu, biri köpüksüz oldu. Olsun şu köpüklüyü sen al. Köpüksüzü ben yo, alırım. Yok, onun köpüğünü paylaştırayım ikisini. Gölge oludur. Şöyle geç çekeyim. Oh. Neyse paylaştırmasam da olur. Zaten şey çok fazla yokmuş. Ya böyle video çekerken kahve yapıyorum. Normalde böyle şey başıma gelmiyor ama fazla kaynayınca köpüğü biraz uçuyor derler ya, öyle oluyor. Ya sohbet ederken işte kaçırıyoruz aşkım. Evet. Sonuçta sürekli oraya dikkatini versen evet, evet, daha güzel olur. Çok önemli de köpük ya ama. Zaten bu akşam da köpüksüz içiyor aşkım. Önemli olan lezzeti. Şimdi gidelim içeride bunları içelim. Ben de market alışverişi yapmıştım geçen gün. Taze fasulye almıştım. Bir yarım kilo kadar. Onu ayıklayayım. Belki yarın ya da diğer gün pişiririz onu. Ya da buzluğa atarım. Hani nasıl olur bilmiyorum ama ayıklansın karta kaçmada derler ya. Aynen öyle. Hem içeride kahvemi içip hem de fasulyemi ayıklarken vedalaşırız. Fasulyelerimi ayıklamaya başladım. Bir yandan kahvemi içiyorum. Dizimizde reklam vermiş. O da birazdan başlar diye ümit ediyorum. Böyle birazcık dedim keyif yapayım. Oğluşun da erken uyumuş olması birazcık annesine izin vermiş olması demek oluyor. Ben de fasulyelerimi ayıkladıktan sonra yatar uyurum zaten. Yarın da cuma. Şimdiden herkese hayırlı cumalar diliyorum öncelikle. Güzel de bir hafta sonu geçirin inşallah. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. To stop this world from spinning like Superman.